hem de yazar. Sevgili Melek Aktan hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Her şey yolunda umarım. Her şey çok yolunda. Programınız da hayırlı uğurlu olsun. Devamlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gayet güzel, gayet renkli, gayet sanatsal bir program olacağından eminim. Umarım. Teşekkür ediyorum. Selena Melek Aktan'ı biraz anlatman, ifade etmen gerekirse sanata nasıl başladın? Bize bir kısaca bilgi verir misin lütfen? Tabii ki çocukluğumdan itibaren meraklıydım. Sanatsal şeyleri ama benim ailem çok benim tıp okumamı istedi. Ben de lisede başarılı bir öğrenciydim. Genelde herkesin bildiği bir hikaye bu ama yine de tekrarlayalım. Dolayısıyla ben tıp bitirdim aslında. Tıp fakültesini bitirdim. Ama hiç doktorluk yapmadım. Ondan sonra Londra'ya giderek işte sanata yakın olmak arzusuyla orada tasarım okudum. Daha sonra da heykel yapmaya başladım. Tabii çok iyi bir anatomi bilgim olduğu için hani hiç zorlanmadım. Özel bir heykel eğitimi almam gerekmedi açıkçası. Resme başlamamsa tamamen tesadüf. Bizim böyle kiralık bir dairemiz vardı. İşte oradaki kiracımız çıktı, mobilyalı olarak orayı kiraya vereceğiz falan derken. Ben birkaç tablo yapayım dedim. Daha böyle hani hoş bir hava olsun diye. Tesadüfen daha önceki kiracımızın bir arkadaşı, Brezilyalı bir hanımefendi, yanında Belçikalı birisiyle orayı görmeye geldiler. Yani oranın boşaldığını biliyorlarmış o dairenin. Orayı daha önceden hani çıkarsa biz yerleşelim gibi. Bu Londra'da mı oluyor senin? Hayır, Türkiye'de oluyor. Evet. İstanbul'da hep oluyor. Hep yabancılardan bahsedince Belçikalı, Brezilyalı. Evet, tamam. Kiracımız Amerikalıydı. Yani onun öyle bir ahbap kitlesi vardı. Evet. İstanbul'da. İşte beyefendi dedi ki bu resimleri çok beğendim. Kim bunun sanatçısı? Ben yaptım dedim. Siz sanatçı mısınız dedi. Evet dedim. Yani ben tabii heykel yaptığımı düşünerek ama hani böyle çok çok profesyonel manada değil. Evet benim dedim. Aa ben dedi çok beğendim resimlerinizi. Ben dedi Belçika'ya dönüyorum. İşte yaptığınız resimleri benimle paylaşır mısınız? Baktım adam o kadar ilgi gösterdi ki işte ben köşedeki kitapçıdan gidiyorum bir kanvas alıyorum. Onu gidiyorum üzerine bir resim yapıyorum. Fotoğrafını çekip yolluyorum falan. Meğer adam Belçika'da çok önemli bir sanat galerisinin sahibiymiş. Aşağı yukarı 10-15 tane resimden sonra ama bunu bana daha önce söylememişti. Ben dedi benim bir sanat galerim var. Senede 4 sergi yapıyorum. İşte resimlerinizi çok beğendim. Sizinle bir sergi yapabilir miyim? Tabii ben çok şaşırdım. Hani işin profesyonel tarafına çok aşina olmadığım için. Böyle hık mık falan yaptım. Evet. Ben böyle çekimser davrandıkça adam daha çok üstüme düştü. En sonunda da peki dedim işte biraz inceledim hani web sitelerini yolladı siz beni ciddiye almadınız dedi ki hakikaten Anvers'te muhteşem bir galerisi var adamın 5-6 katlı bir şey bahçesinde böyle büyük büyük heykeller falan dolayısıyla benim ilk sergim ve sergi teklifim böyle başladı. Ondan sonra dedim ki tamam beni bu kadar ciddiye alıyorlarsa ben de işlerimi biraz ciddiye alayım. Ama Türkiye'de bunu baştan yapmak istemedim. Hani bilemedim yani nötr bir ortamda kendimi denemek istedim. Açıkçası öyle diyeyim size. Beni insanların tanımadığı bir yerde kendi yerim nedir, rolüm nedir işte onu öğrenmek istedim. Ondan sonra da devamı geldi öyle diyeyim size. Peki. Kronolojik sıralama galiba önce heykel, sonra resim, sonra yazarlık. Evet ilk heykel sergimi Amerika'da açmıştım. Ondan sonra işte resim girdi devreye. İşte ondan sonra bir ara heykeli ara vermiştim. Tekrar heykele geri döndüm. Öyle devam ediyor. Sonrasında yazarlık. Köşe yazarlığı. Köşe yazarlığı geldi. Evet. Zaten işte insanın sanat ve sanatın kolları insanların kendini bir ifade etme biçimi. Edebiyata giriyor belki biraz köşe yazarlığı bilemiyorum. Öyle bir teklif geldi. İşte ben ona da devam ettim. Peki, çok yönlü bir sanatçımızsınız. Bunların içinde en çok sizi etkileyen, en çok keyif alarak yaptığınız hangisi? Bir sıralama yapacak olursanız. Resim diyeceğim. Evet. Şimdi benim kendi kendimde bir kıskançlığım var. Kendi sanat kollarımla ilgili. Evet. Şöyle bir örnek vereyim size. Ben bir şiir kitabım var benim çıkmış. İşte bir sergimde benden rica ettiler. Dediler ki Sayın Hanım resimlerinizin yanına ile şiirlerinizi de koyalım. İşte onları böyle bir kartboardlara bastık koyduk. Sergiden çıkan herkes bana Bodrum'da oldu bu. Dedi ki Selin Hanım
Resimleriniz harika ama şiirleriniz mükemmel. O... Ay ben bir üzüleyim. Yani şiirleriniz güzel oldu da seviremediniz mi? Hayır, hiç sevinemedim. Çekti resim sergisiydi. Evet. Yani nedir bu, bir dakika falan. Ben bir daha dedim bu şiirleri koymayayım buraya ki çok evet. Da ön plana çıkarmam zaten bunu. Sonra ben heykele geri döndüğüm zaman bir yığın kişi bana şöyle dedi. Selin, resimlerin güzel ama heykellerin daha güzel. Ay ben bir anda heykele de evet. Bıraksam mı oldum? Sonra biliyorsunuz benim müzik albümlerim var. Şimdi Mısır... Hem sözlerini kendinizin yazdığı, evet. Hem bestelerini kendinizin yaptığı. Evet. Burada bende bir tane CD'si var. Evet. Şimdi Mısır'da Şermen Şeyh'teki bir sempozyumdayım. Dediler ki Selin, hani biz seni takip ediyoruz internetten. Bu müziklerini otelin lobisinde çalabilir miyiz? Ama böyle 5 yıldızlı gayet hoş büyük bir otelde bizi ağırlıyorlar. Peki dedim. Otelin lobisinde benim müziklerim çalıyor. Karşımda da Hollandalı bir sanatçı arkadaşım var. Ya dedi, bu çok güzel bir müzik. Kim söylüyor acaba? Dedim ki ben söylüyorum. Yok inanmam dedi. Hayır vallahi benim albümüm evet. Bu dedim. Ve şöyle söyledi. Resimleri so-so yani öyle böyle. Ama müziği harika. Ay ben tabii yeniden çok ciddi bir şeye girdim. Kıskançlığa girdim. Şimdi yazı yazarken de ilk yazı yazmaya başladığım zaman o zamanki genel yayın müdürüm dedi ki ya Selin, zamanla sana biliyor musun yazar ressam diyecekler. Ressam yazar demeyecekler. Önceliği yazarlar diyecekler. Bir anda dedim ki ben bu yazıları artık yazmayayım. Demek ki yani lafı çok uzatmayayım. Herhalde resim benim en keyif alarak yaptığım işliğim. Peki, o önde. Peki sevgili Selin, bir şey soracağım sana. Doktorluk eğitimi almışsın. Evet. Doktorluk eğitiminin sanatına faydasını gördün çok mü? Çok gördüm. Çok özellikle gördüm. Anatomi tabii açısından. Anatomi bilgisinde evet. Çok gördüm. Yani o güzel sanatlarda ciddi olarak okunan bir ders. Ben onu fazlasıyla okudum. Evet, evet. Tabii ki çok faydası. Peki branşın neydi doktorluk? Ben ihtisas yapmadım. Anladım. Sadece normal tıp eğitimi aldım. Ama nefret ederek okudum. Çünkü hakikaten gözüm güzel sanatlardaydı. Hatta ailemi de çok üzdüm. Yani o kadar demek ki benim doktor olmamı istemişler. Hayır, okuduktan sonra da yani çok ağır bir eğitim. Şimdi çünkü. Şöyle dediler bana hep. Yani sen okulunu bitir, istediğin zaman istediğin şeyi yaparsın. Yani annem bu konuda çok ciddi hakikaten baskıcıydı. Biz de demek ki 17-18 yaşında öyle hani ben istediğimi yapacağım olmadı demek tabii. Ki. Hatta ben böyle çok seneler geçerdi, annem telefona çağırdı. Şu Kanal D'yi bir aç bakayım. Anne ne var Kanal D'de? Sen bir aç kızım. İşte açarım ben der ki bak Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum Kürsüsü Başkanı konuşuyor. Çok zekiydin sen. Yazık etti kendini. Eyvah. Olsun, bu vesileyle sanatın içinde oldunuz ve öyle bize çok güzel görsel şovlar sunuyorsunuz. Ya şimdi kataloglarım falan mesela annemde vardı. Anneme derlerdi hani görelim mi bunları? Annem derdi. Bilmem bir yerlerde duruyor işte. Evet. Çok. Ya anneciğim diyordum, Lourdes'da sergi açsam gene de kıymete evet. Binmeyecek bu. Şimdi Lourdes'dan bahsetmişken dünya vatandaşısınız bir kere. Yani evet. Türksünüz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ama aynı zamanda dünyada gitmediğiniz, görmediğiniz, bildiğim evet. Ben çok yakın tanıdığım için sizi ve dünyanın birçok ülkesinde sergiler açtınız. Birçok müzesinde işleriniz var. Evet. Bunu izleyicilerimize paylaşır mısınız? Nerelerde sergiler açtınız? Nerelerde, hangi müzelerde işleriniz var? Şimdi Türkiye'de ve dünyada. Yani sanat hayatında kolay yol bulmamın sebepleri benim ilk sergim Yunanistan'daydı. Yunanistan'da çok ilgi gördüm ama ben şöyle düşündüm hani belki Türk olduğum için hani aramızda siyasi problemler olduğu için bunu gündeme getirmemek için bana çok alaka göstermiş olabilirler. Evet. Hani bazen de düşmanlığınızı belli etmemek için o misafiri çok çok başka türlü ağırlarsınız. Halklar arasında hiçbir problem yok, bir şey söyleyeyim. Yani size. Gerçekten yok ama yok. Ben henüz kendimden emin değilim. Bize de en yakın Avrupa ülkesi diyebilirim. Yani Yunanlar. Doğru söylüyorsunuz. Ben de Yunanlıları hakikaten severim. Yani severim daha ziyade kültürlerimiz çok yakın. Tabii, öyle diyeyim. Tabii, tabii. Ben bir ayrım görmüyorum. Evet. Sonra ben Zürih Art Show'a katıldım. O Art Show'da 140 tane işte galeri var ve birdenbire
orada benim adımı çok öne çıkardılar. Yani muhakkak bütün basın benden bahsetti ama bu benim o yapabileceğim bir şey değil. Yani benim organize edeceğim bir şey değil. Ve orada beni en avantgard sanatçı seçtiler. Çok o benim çok yolumu açtı, öyle diyeyim size. Ama gene sizin işlerinizden dolayı, yani güzel işleriniz. Yani benim ne işlerimden derken şöyle söyleyeyim. İşte bir koleksiyon hazırlamıştım ben. Şimdi ben yurt dışında eğer işlerimi sergileyeceksem herkesten farklı bir şekilde gitme mecburiyetim vardı. Yoksa yani yapılanı yaptıysam onun orası anlamı için yok. Hiçbir anlamı yoktu açıkçası. Bu yüzden aslında bize çok yabancı olmayan ama Türkiye dışındaki ülkelere ilginç gelebilen bir oriental pop art koleksiyonu diye bir şey hazırladım. Burada biraz benim tasarımcı kimliğim de ortaya girdi. Bir de ben tabii Londra'da okurken tasarımda, moda tasarımında da kendi öz kaynaklarımızdan, kendi kültürümüzden faydalanmanın çok önemli olduğunu, ne kadar farklıysanız o kadar iyi olduğunuz gibi bir bilinçle okudum, öyle diyeyim size. Ve böyle bir Anadolu'nun yama işlerinin daha çok ön plana çıktı. Bir patchwork diyeceğimiz bir renkli bir koleksiyon hazırladım. Biraz oryantalist bir yaklaşım o. Ama daha modern ve daha biraz daha zamana uydurulmuş bir şey. Tabii yani bir Kütahya çenesini olup da olduğu gibi götürdüğünüz zaman onun çok bir anlamı yok. Evet. Hakikaten hani o bir şekilde ona yeni bir form vermeniz lazım. Bu koleksiyonla bana hakikaten dünyada pek çok kapı açıldı, öyle diyeyim. Sonradan işte Paris'te, Viyana'da, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, İtalya, işte Amerika'nın çeşitli yerleri, Uzak Doğu, pek çok yerde. Şimdi ben tek tek isim unutmayayım. Buralarda hep sergiler açıldı, evet. Bir yığın yerde sergi açtım. Tabii böyle bir uluslararası dolaşıma girdiğiniz zaman zaten insanlar sonunda onlar gelip sizi buluyor. Hani sizin tekrar bir şeyler yapmanıza gerek yok. Hani bana hep sorarlar, hani yurt dışında Selin'cim nasıl bir sergi açabilir misin? Ben hep derim ki ben Türk piyasasında daha çok... Daha kolay açıyorsunuz değil mi? Ben diyorum ki abim dünyada sergi açmayacağım bir yer yok, yani bir ülke yok. Evet. Ama Türkiye piyasası benim için biraz daha farklı bir ortam, açıkçası öyle. Yani bana soruyu unuttum. Devam edeyim. Yani, nasıl oldu da onlar müzeye girdi? Evet. Yani ben bir tanesinde müzede zaten sergim vardı. Onlar bazı parçaları kendileri daimi koleksiyonlarına aldılar. Çok güzel. İtalya'da ise bir insan hakları sergisine davet edildim. Türkiye'den herhalde bir veya iki sanatçı davet edildi. Orada yaptığım resim bana göre sanatsal olarak belki çok önemli olmayabilir ama anlamı olan bir resimdi. Hatta savaşta çocuk hakları üzerine olan bir şeye yoğunlaşmak istedim. Savaşta çocuk nedir, nasıldır? Facebook'tan bir duyuru yaptım. Bana inanılmaz derecede bir kere ruhsal olarak hazırlanmam gerekiyordu. Yani o resmi yapmak için. İnanılmaz şekilde savaşta çocukla ilgili görseller yolladılar. Yani yardım istedim bu konuda. Çünkü İtalya'ya gideceğim. O arada Venedik Bienali'ne gidiyorum. Hani gitmişken o resmi de yapmam lazım. Çünkü hani bir takım gümrük prosedürlerine girmeyeyim diye düşündüm. O arada şey yaptım. Bu çok gündemdeydi, Gazze olayları. Bir çocuk resmi yaptım. Altında böyle bez bağlı ama çocuk ellerini yukarıya kaldırmış. Hani teslim ol vaziyetinde. Dört bir tarafından silahlar dayanmış. Bence politik olarak. Yani çocuk daha hani çişini, şeyini, tuvaletini söylemeyi bilmiyor ama ellerini yukarı kaldırıp teslim olmayı öğreniyor. Hani savaşta biz çocuklara bunu yapıyoruz gibi. Evet. Benim normal şartlarda yapacağım bir resim değil. Hani benim resimlerimde ben daha mutlu öğeleri tercih ederim. Ama bu konsept itibariyle bunu yaptım. Hatta işte İtalya'da bir müzeye alındı. Bunun için